herkesi memnun edemezsin. Eşeğe kim binecek? Evet, bugün de Nasrettin Hoca'dan okuyalım. Nasrettin Hoca oğluyla pazara gidiyordu. Oğlunu eşeğe bindirmiş, kendisi de yaya yürüyordu. Görenlerden biri, "Hey gidi zamane gençleri, ihtiyar babasını yayan yürütüyor da kendisi rahat rahat eşeğe binip gidiyor," dedi. Bu söz üzerine çocuk eşekten hemen indi, babasını bindirdi. Kendisi yaya yürümeye başladı. Bu şekilde biraz yol aldılar. Onları bu halde görenlerden biri, "Ah şuna bak, koca adam eşeğe kurulmuş gidiyorsun. Genç çocuğa yazık değil mi?" diye laf atmış. Hoca da bu sözün üzerine çocuğunu arkasına bindirmiş. Biraz gidince birkaç gevezeye rast gelmişler. Bunlar da, "Amma insafsız insanlarmış bunlar. Bir eşeğe iki kişi birden biner mi? Hele şu adam bir de hoca olacak," diye söylenmişler. Hoca artık kızmış. Birlikte aşağı inmişler. Eşeği önlerine katarak yürümeye başlamışlar. Çok geçmemiş birkaç kişiye daha rastlamışlar. Bunlar da, "Allah Allah, bu ne budalalık, eşek önlerinde bomboş gitsin de kendileri bu sıcakta kanter içinde yaya yürüsünler. Dünyada ne şaşkın adamlar var," demişler. Hoca herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu artık iyice anlamış. Oğluna demiş ki, "Gördün ya oğlum, bu halkın dilinden kurtulabilen varsa aşk olsun. O halde sen doğru bildiğini yap. Alem ne derse desin. Halkın ağzı torba değil ki dikesin." Evet, herkesi memnun edemezsin hikayesi de Nasrettin Hoca'dan geldi. Papağan konuşursa hindi de düşünür hikayesi. Nasrettin Hoca bir gün pazarda dolaşmaya çıkar. Bir adamın kafeste bulunan bir papağanı 16'na sattığını görür. Bu işe pek şaşırır. Hemen evine koşar. Bahçesinde beslediği hindiyi kaptığı gibi yeniden çarşıya gelir. 20 altına veriyorum diye hindisine müşteri beklemeye başlar. Herkes hocaya garip garip bakar. Kimisi de güler geçer. Nihayet bir tanıdığı yanına yaklaşır. "Sen aklını mı yitirdin hoca?" diye sorar. "İki akçe etmez hindiyi 20 altına kim alır?" Nasrettin Hoca da, "Demin bu pazarda yumruk kadar bir kuşu gözümün önünde 10 altına sattılar. Bu ise en azından onun 10 misli var," der. "İyi ama 10 altına satılan kuş papağandır. İyi bir papağana 20 altın bile veren çıkabilir," der adam. Hoca da, "Şu papağan denilen kuşun özelliği neymiş ki?" diye sorar. O tanıdık adam da, "Papağan denilen kuşun bütün özelliği insan gibi konuşmasıdır," cevabını verir. Hoca meselenin püf noktasını anlar. Fakat işi pişkinliğe vurur. Elindeki hindiyi göstererek, "Papağan insan gibi konuşursa hindi de insan gibi düşünür," der. Yine Nasrettin Hoca'dan, "Damdan düşeni damdan düşen anlar." Sıcak bir yaz gecesiymiş. Nasrettin Hoca karısıyla birlikte damda yatıyormuş. Aralarında bir hiç yüzünden kavga çıkmış. Karısı Nasrettin Hoca'ya dır 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 söylenmeye başlamış. Nasrettin Hoca bir sabretmiş, iki sabretmiş ve sonunda yataktan hiddetle fırlamış. Ancak damda olduğunu unutarak paldır küldür aşağı yuvarlanmış. Komşuları hemen başına üşüşmüşler. "Geçmiş olsun hocam," demişler. "Ne oldu sana böyle?" Nasrettin Hoca yattığı yerden yavaş yavaş kalkarken, "İçinizde hiç damdan düşen var mı?" diye sormuş. "Niçin sordun hocam?" demiş başındakiler. Nasrettin Hoca da, "Niçin olacak?" diye cevap vermiş. "Damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar," demiş.
Eşek evde yok. Bir gün Nasrettin Hoca'nın komşusu hocanın kapısını çalar. Tık 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 tık. Buyur komşum, hoş geldin. Merhaba hocam, senin eşeğini emanet alabilir miyim der adam. Tarlada biraz işimiz var da. Nasrettin Hoca'nın eşeği vermeye gönlü yoktur. Merhaba komşum, ama ne yazık ki eşek evde yok der. Tam bu esnada eşeğin sesi duyulur. Eşeğin sesini duyan komşusu da hocam ayıp olmuyor mu? Eşek evde yok diyorsun ama içeriden eşeğin sesi geliyor. Bu nasıl iştir? Der. Hoca adama çıkışır. Sen nasıl bir adamsın yahu? Bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi? Der. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca'nın pazara gideceğini duyan çocuklar çevresine toplanırlar. Hoca bana düdük al. Diğeri bana da bana da. Bir diğeri de ben de düdük istiyorum. Bir başka çocuk da bir tane de bana der. Ama çocuklardan sadece biri Nasrettin Hoca'ya düdük parası verir. Akşama doğru hoca pazardan döner. Çocuklar sevinçle düdüklerini isterler. Nasrettin Hoca cebinden bir düdük çıkarır. Parayı veren çocuğa düdüğü uzatır. Tabii diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırırlar. Hani bizim düdüğümüz? Nasrettin Hoca gülerek, çocuklar, parayı veren düdüğü çalar der. Ya tutarsa? Bir gün Nasrettin Hoca göl kenarına gider. Elinde de bir kase yoğurt vardır. Hoca yoğurdu kaşık kaşık göle boşaltmaya başlar. Bu sırada onu gören biri şaşırarak, ''Hoca ne yapıyorsun?'' diye sorar. Hoca gülerek, ''Görmüyor musun göle yoğurt mayalıyorum?'' der. Adam hocanın delirdiğini düşünür. ''Vah vah vah vah!'' der. ''Sen çıldırdın mı hoca? Koskoca göl maya tutar mı?'' deyince, hoca gayet ciddi şekilde cevap verir. Peki ama ya tutarsa? Ben sözümden dönmem. Bir gün hocaya bir komşusu sorar. Hocam sen kaç yaşındasın? Hoca aksakallarını sıvazlar. 40 yaşındayım. Komşusu hemen itiraz eder. Nasıl olur hocam? 10 yıl önce de aynı şeyi söylemiştiniz. Deyince hoca gülümser. Bak komşum, sözünden dönmek bize yakışmaz. Sen bu soruyu 10 yıl sonra yine sor. Göreceksin aynı cevabı vereceğim. Ben sözümden dönmem der. Vasiyet etmiş. Bir gün Nasrettin Hoca karısına, bak hatun, size vasiyetimdir. Öldüğüm zaman beni baş aşağı gömün. Tamam mı der. Karısı şaşırır. Bu ne biçim vasiyet hoca der. Niye baş aşağı gömülmek istiyorsun diye sorar. Hoca kendisinden emin bir şekilde niye olacak? Yarın kıyamet koptuğunda her şey alt üst olacak. İşte o zaman ben dosdoğru kalkarım cevabını verir. Rüyada gözlük. Nasrettin Hoca bir gece aniden uyanır. Hatun çabuk kalk, gözlüğüm nerede bulamıyorum. Kadın uykulu uykulu, hoca gece yarısı niçin gözlük arıyorsun der. Hoca telaşlı telaşlı gözlüğünü takar. Ne demek niçin? Tabii ki rüyada daha iyi görmek için der. Hepsinin tadı aynıdır. Nasrettin Hoca bağdan topladığı üzümleri eşeğine yükler. Evine giderken yolda çocuklar peşine takılır. Hoca efendi bize de üzüm verir misin dedikleri zaman hoca çocuklara bakar. Bu kalabalık çocukların her birine bir salkım verse üzümler bitecek. Tutar her birine bir tane üzüm verir. Çocuklar sızlanmaya başlar. Ama hoca efendi çok az verdin. Nasrettin Hoca da canım niye ısrar ediyorsunuz? Ha bir tane, ha 10 tane ne fark eder? Nasıl olsa hepsinin tadı aynı değil mi diyerek gider.
Yağmurdan kaçıyorum. Yağmurlu bir günde hoca pencerenin kenarında otururken yağmurda ıslanmamak için kaçan bir komşusunu görür. Pencereyi açarak, "Çok yazık, sana hiç yakıştıramadım. İnsan hiç Allah'ın rahmetinden kaçar mı?" diye seslenir. Onu duyan adam utanarak yavaş yavaş yürümeye başlar. Tepeden tırnağa kadar ıslanır. Başka bir gün hoca dışarıdayken yağmur yağmaya başlar. Hoca evine doğru koşarken komşusu pencereden seslenir. "Hey hocam, ayıp değil mi? Allah'ın rahmetinden niçin kaçıyorsun?" Hoca kendisinden emin koşarken şöyle der. "Ne diyorsun komşum? Ben rahmetten kaçmıyorum. Tam tersi, yere düşen rahmeti çiğnememek için koşuyorum." Parayı kim verecek? Arkadaşları küçük Nasreddin'e bir oyun oynamak isterler. "Nasreddin, biz hamama gidip yumurta yapacağız. Bizimle gelmek ister misin?" deyince, küçük Nasreddin arkadaşlarının yine bir şeyler planladıklarını anlar. "Tabii gelirim," der. Böylece bütün çocuklar hamama giderler. Çocuklar gizledikleri yumurtaların üzerine otururlar. İçlerinden biri, "Hey Nasreddin, şimdi hep beraber yumurtlayacağız," der. Kim yumurta yapamazsa bütün hamam paralarını o verecek, der. Hep bir ağızdan gıdaklamaya başlarlar. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak. Sonra da gizledikleri yumurtaları çıkarırlar. İşte tam bu sırada küçük Nasreddin horoz gibi öter. Ü-ürü-ü, ü-ürü-ü. Çocuklar şaşırır. "Nasreddin, sen ne yapıyorsun?" derler. Küçük Nasreddin gülerek, arkadaşlar, bu kadar tavuğa bir de horoz gerekir, öyle değil mi?" der. Mektup aceleye gelmiş. Akşehir'in zenginlerinden birinin düğünü yapılır. Düğünde tatlılar, börekler, çok güzel yemeklerle sofralar kurulur. Telaştan hocayı düğüne çağırmayı unuturlar. Nasreddin Hoca, "Ne yapsam da şu düğüne gitsem?" diye düşünür. Birden aklına bir fikir gelir. Hemen boş bir kağıdı zarfın içine koyar. Koşarak düğün evine gelir. Elindeki zarfı zengin adamın hizmetçisine verir. "Beyefendiye bir mektup getirdim," diyerek içeri girer. Hemen sofraya oturur ve karnını bir güzel doyurur. Bu sırada mektubu ev sahibine verirler. Ev sahibi şaşırır. "İyi ama bu zarfın üzeri yazılı değil. Hiçbir şey anlamadım," deyince hoca lokmasını yutarak, "Evet, doğru diyorsunuz. Aslında onun içi de yazılı değil." "Kusura bakmayın, biraz aceleye geldi de," der hoca. Öteki kapıdan çıkmıştır. Canı çok sıkılan hoca evine giderken komşularıyla karşılaşır. "Hocam, biz de seni ziyarete geliyorduk. Birer kahve içip biraz sohbet edelim diyorduk," deyince hoca istemeyerek kabul eder. Birlikte hocanın evinin önüne kadar gelirler. Hoca, "Siz burada biraz bekleyin," diyerek içeri girer. Karısına, "Hatun, sen şu adamlara bir şeyler söyle gitsinler," der. "Bugün kimseyle konuşmak istemiyorum." Kadıncağız ne yapacağını şaşırıp kapıyı açar. "Boşuna beklemeyin, hoca evde yok," der. Adamlar, "Nasıl olur? Daha şimdi biz beraberce eve geldik. Az önce içeri girdi," diyerek içeri girmek isterler. Bunun üzerine hoca içeriden seslenir. "Yahu siz ne tuhaf adamlarsınız. Belki evin iki kapısı vardır." "Öteki kapıdan çıkmış olamaz mıyım?" der.